Hidayet ve zalalet. Hidayetke başlaş, yoki zalaletini rava körüş Allah'ın kolidadır. Bu degeni, bazılar öylegeni dek, insanın ihtiyarı özüde emez, o barcha işlerini mecbur bo'lganidan qiladi degan fikirge alıp barmasligi kerek. Hidayet ve zalalet Allah'ın kolida degan fikirinin sebepleri, Kur'an-ı Kerim'de tushuntirib berilgan. Allah Ta'ala Maide suresinde aytadi: İnna Allaha la yahdil qawma zalimin. Elbette Allah zalim kavimlerini hidayet kılmaz. Zumar suresinde ise İnna Allaha la yahdi man huwa kazzabun kaffar degan. Yani elbette Allah yolg'onchi va kafir kimselerini hidayet kılmaz. Saf suresinde ise فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوبَهُمْ degen. Ular haqtan burulgan ediler, Allah ularını kalplerini burup koydu deyilgen. Demek, insanga mas bo'lmagan yomon sifatlarga ega bo'lgan kişiler, Allah'ın hidayeti ve rahmetiga sazovor emasdir. Allah'ın hidayeti yaxshi sifatlarga, güzel insani faziletlerge ega bo'lgan kişilerge beriladi. Tağabun suresinde وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْدِي قَلْبَهْ degen. Kim Allah'a iman kirtirse, o zat onun kalbini hidayetke salur. Ra'd suresinde ise قُلْ اِنَّ اللّٰهَ يُظِلُّ مَنْ يَشَى وَيَهْدِي اِلَيْهِ مَنْ أَنَابْ degen. Yani sen elbette Allah kimni haqlasa zalaletke ketkizedir ve özüge yönergenlerini hidayet kıladır deb ayt. İslam dini, her bir insan öz iradesiga ega ekanligini tan oladi. Lekin bu xohish ve irade, Allah'ın xohishi ve iradesidan tashqariga chiqa olmasligini ham ta'kidlaydi.